Herkese merhaba. Bugün ülke ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konuları benim sorularım eşliğinde sevgili astrolog Saadet Gülbakan yorumlayacak. Ülke ekonomisi ne olacak? Savaş daha devam edecek mi? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Hoş geldiniz Saadet Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Anlatacaklarınızı merakla bekliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İlk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi Saadet Hanım, evet. Dünya gözü önünde yaşanan bir savaş var. Alınan ateşkesler evet. De var. Taraflar da kısmen bulunuyor. Sizin yaptığınız çalışmalara göre bu savaş daha devam edecek mi? Ne öngörüyorsunuz? Sonlanacak mı? Ben sonlanacağını öngörmüyorum Begüm Hanım. Şöyle ki bu tutulma hattıyla beraber çok daha fazla tetiklendi aslında bunlar. 14'ünde ve 28'inde büyük tutulmalar yaşadık. Bunlarla beraber bu savaşta iyice böyle artık hızını almaya başladı. Ara ara evet ateşkesler oldu, olmaya da devam edecek aslında. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ara ara ateşkesler olsa bile ama 5 yıl boyunca yani İsrail istediğini almadan ben bu savaşın maalesef ki biteceğini öngörmüyorum. Bir de Netanyahu'nun haritasını tabii ki ben incelemiştim. Orada da onun sağlıkla ilgili ciddi krizler yaşandı. Eklemek isterim aslında. Peki İsrail nasıl bir yol izleyecek ve aynı zamanda ülkemizin bu savaştaki konumu ne olacak Saadet Hanım? Şöyle İsrail istediğini almadan dediğim gibi buradan vazgeçmeyecek. Özellikle 28 Ekim Boğa Burcu'ndaki tutulma hattında da çok net bir şekilde aslında söylemiştim ve belirtmiştim. Tutulmanın gözlemlendiği yerlerden çok daha fazla etki alıyor bu ülkeler. Orta Doğu ülkeleri, Arap ülkeleri yani İsrail şöyle yani bu savaşın içine Libya, Suriye, Mısır, özellikle İran kesinlikle ve kesinlikle dahil olacaklar gibi görünüyor. Biz ne durumdayız? Burada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz aslında arabulucu tavrımızı korumaya devam edeceğiz. Daha itidalli davranıyoruz. Çünkü hem ülkemiz haritası hem Cumhurbaşkanımızın haritasında bunlar çok net şekilde görünüyorlar aslında. Ama 8 Nisan 2024 tarihinde Koç burcunda biz bir güneş tutulması yaşayacağız ve bu tutulma zorlu bir tutulma. Bizi birazcık zorlayacaklar aslında bu savaşın içine çekmek için. Biraz kışkırtılabiliriz. Astroloji tabii ki sosyolojik bir olgu. Bizim seçimlerimizle alakalı yol aldığımız bir harita modeli diyebilirim aslında. Buradaki bizim tavrımız çok önemli. Yani eğer o 8 Nisan'daki Koç tutulması ki tutulmalar bir ay önceden etkilerini göstermeye başlarlar. O dönemde yine bu arabulucu ve itidalli tavrımızı korursak aslında biz ülke olarak çok daha iyi yerlere gideceğiz. Yani ülke haritamız 2024-2025 itibariyle çok daha güzel görünüyor. Sadece oradaki tavrımız çok önemli. Ama o tarihe kadar yani 8 Nisan'daki bu güneş tutulması tarihine kadar ben herhangi bizim bir savaşa dahil olacağımızı öngörmüyorum. Yani o tutulma aslında tam her şeyin akıbetinin belli olacağı bir tarih. Zorluğu geçecek gibi duruyor. Evet, aynı kesinlikle. Anladım. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki, şimdi savaş umarım en yakın sürede biter. Fakat bizim ülkede zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle de ekonomi ve yaşam standartları konusunda. Bu dönem nasıl ilerleyecek sizce ekonomi Saadet Hanım? Şimdi şöyle, zaten çok uzun zamandan beridir bu ekonomiyle ilgili problemlerimiz devam ediyor. Yani ciddi sıkıntılar var, vatandaşın belini büken durumlar var. Hepimiz bu durumdan etkileniyoruz. Faizler, zamlar, vergiler her gün yeni bir problemle vatandaşa yansıyor aslında bu durum. Ben bunu yaklaşık Ağustos ayından beridir çok net bir şekilde aslında hep böyle videolarımda, yazılarımda belirtmiştim. Umuyorum beni orada dinleyenler şimdi böyle birazcık daha kontrollü ve daha iyi bu süreci yönetebiliyorlardır diye umuyorum. Ama bu süreç maalesef ki bir süre daha devam edecek. Yani biz 2025'in sonlarına doğru ancak bir iyileşme yaşama ihtimalimiz var. Yani oralar biraz daha iyi görünüyor bizim ülke haritamızda. Ben tekrardan haritamı açıyorum burada da. 2024 Haziran sonrası ufak ufak toparlanmalar olacaktır tabii ki. Yani şunu şurasında bir 6 aylık süreçten bahsediyorum. Ama bu süreç içinde bu zamlarda, vergilerde yeni düzenlemeler muhakkak ve muhakkak olacaktır ve bizi birazcık daha zorlamaya devam edecek. Ama bu indirimler ve düzelmeler 2024 Haziran sonrası vatandaşa çok net bir şekilde yansıyacak mı diye sorarsanız hayır yansımayacak. En ihtimalle 2025 sonlarına doğru biraz daha bizlerin de aslında bu hissedebileceği iyileştirmeleri göreceğiz gibi düşünüyorum. Umarım. Zaten uzun bir dönem içerisinde şu anki ekonomiye geldik. Demek ki iyileşmesi de bir o kadar hemen olmayacak. Bir süreç geçmesi gerekiyor. Evet maalesef. Bu bir süreç ve bunu geçireceğiz. Yani maalesef
bizim ülke haritamızda çok zorlu etkiler barındırıyordu ve bunları yaşıyoruz aslında biz. Saadet Hanım, Türkiye'nin haritasından biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye haritası tam olarak hangi konumda, aslında hangi özellikleri barındırıyor? Şimdi şöyle, biz bir Akrep Burcu ülkesiyiz. Yükselenimiz de Yengeç. Şöyle söyleyeyim aslında, zorlu bir haritamız var. Kolay bir haritamız yok. Birinci evimizde Plüto bulunuyor ve bu Plüto küllerinden yeniden doğmak demektir. Yani bize aslında güçlü bir ülkeyiz bu anlamda. Ne olursa olsun çok şükür ki ülkemizi deviremiyor kimse. Ekonomik olarak işte bu gökyüzündeki aslında gezegenler hareket ettiği için bazı dönemlerde bizim ülkemizde bunlardan kötü olarak etkileniyor. Şu an o dönemden geçiyoruz aslında. Ekonomik olarak kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama bu toparlanmayacak demek değil. Biz bunun altından kalkacağız. Biz ülke olarak aslında savunmada çok daha iyiyiz. Bu konularda da çok başarılarımız var gördüğümüz gibi, daha önceden yaşadığımız gibi. Bu anlamda iyiyiz yani. Peki Saadet Hanım, hazır ekonomiyi ele almışken bir de altın ve dövizi sormak istiyorum. Nasıl ilerleyecek dönemde? Önce bu söyleyeceklerimin hepsi tamamıyla astrolojik haritalar üzerinden yapılan bir öngörü çalışması olduğunu söylemek isterim. Haritalar üzerinden yapıyorum çünkü ben bunların hepsini. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Böyle algılansın istemiyorum çünkü. Şimdi şöyle, altın haritasına baktığımda altında ara ara düşmeler olsa bile altın her zaman değerini koruyacağını söyleyebilirim aslında. Bir de şöyle bir şey var. Jüpiter bizim bolluk, bereket ve büyüten gezegenimizdir. Şu an retro pozisyonunda, yani geri hareketinde. Bu ileri hareketine geçecek. Ve Boğa burcunda. Şimdi Boğa burcu da paraya eğintili bir burç aslında. Bu ileri pozisyonuna geçtiğinde özellikle 1 Ocak 2024 itibariyle bu retro hareketinden çıkıp ileri pozisyona geçtiğinde altından seyri yukarı doğru hareket edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi tamamıyla astrolojik haritalar üzerinden yaptığım bir öngörü çalışması. Ama dolar dersek mesela, dolar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben hiçbir zaman böyle 35'leri 40'ları falan göreceğiz gibi bir öngörüde bulunmadım. Yani doların şöyle 26 ve 29 bandında maksimum seyredeceğini söyleyebilirim. Peki Jüpiter ikizler burcuna geçerse düşme ihtimali var mı doların? Hayır, şöyle, bu Jüpiter boğa burcundayken hızlı artışlar olacak ve olmaya devam ediyor aslında. Hep beraber yaşıyoruz. Her gün bir rekora uyanıyoruz altında, görüyorsunuz siz de. Ama ikizler burcuna geçtiğinde böyle bir şey olmayacak. Tabii ki aşağı düşüş beklemiyorum. Dediğim gibi değerini hiçbir zaman kaybedeceğini düşünmüyorum zaten. Ama bu Jüpiter boğadaki gibi bu hızlı artışın olacağını düşünmüyorum. Yani daha hafif artışlar, biraz daha böyle yerini koruyacağı süreçler olacaktır. Borsa nasıl ilerleyecek? Hisseler ne durumda olacak Saadet Hanım? Begüm Hanım, borsa biraz riskli bu ay için. Özellikle yine de onu belirtmek isterim. Aslında yatırım tavsiyesi değil bu. Tamamen astrolojik haritalar üzerinden yaptığım bir öngörü çalışması. Borsaya baktığım zaman ben Aralık ayında fazlasıyla bir dalgalanma görüyorum. Yani inişler ve çıkışlar olacak. Ama Mayıs 2024 sonrasında bayağı iyi hareketler olabilir borsada. Saadet Hanım, programımızın sonuna geldi. Çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyiciler için de faydalı bilgiler olmuştur. Hem ülke ekonomisini değerlendirdik, hem savaşın akıbetini, durumunu değerlendirdik. Umarım izleyicilerimize keyif alır. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle. Umuyorum bizi izleyenler de zevkle izlerler bu programımızı. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.